Değerli izleyiciler, videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Paylaşmış olduğum video analiz çalışmaları yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu çalışmalar içerisinde ben piyasadaki görünümü sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu sebeple de burada vermiş olduğum değerlendirmeler, bahsetmiş olduğum seviyeleri bir işlem stratejisi olarak dikkate almayınız. Sadece bakış açınızı geliştirebilmek adına olduğunu ve sizlerin bu piyasada çok daha iyi noktalara gelebilmeniz açısından çaba sarf ettiğimi göz ardı etmeyiniz. Bu bilgiler ışığında paylaşmış olduğum video çalışmalarımızı hem eğitimsel anlamda hem de analiz anlamında beğeniyorsanız kanalımıza kanalımıza abone olup zil ikonunu aktifleştirerek güncel çalışmalarımızı hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ve sizin gibi finans merakları varsa aranızda kanalımızda paylaştırarak hem eğitim hem de analiz çalışmalarından yararlanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir kısa bilgiyi paylaştıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. 16 fiyatında son süreçte bir geri çekilme yaşandı. Ama bu geri çekilmeye rağmen baz almış olduğumuz bölgelerin altında kalıcı bir reaksiyon oluşmadı. Hatırlarsınız hafta sonu paylaşmış olduğum videoda 1683 seviyesine göre günlük kapanışa odaklanmıştık. Ana denklemde de 1642-1663 bölgesi üzerinde de yükseliş eğilimimizin devamına ilişkin düşünceyi e, sürdüğünü paylaşmıştık. Sadece buraya kadar bir alan oluşabilir mi sorusunun cevabında 1683'e göre günlük kapanışa bakın demiştik. Nitekim bakın dikkat ederseniz fiyatlama reaksiyonlarında 1683'ün altında günlük kapanış fiyatlama reaksiyonunun oluşamadığını gördük. Yani bu ne demek? Aslında 1642'lerden başlayan yukarı yönlü reaksiyonun tekrardan devam edebilme potansiyelini koruyor. Zaten hareketin 1455'lerden başladığını düşündüğümüz zaman bu tür geri çekilmelerin doğal olduğunu unutmamakta fayda var. Tabi nokta atışı olarak nereden döneceğini kimse bilemez ama genel teoride yükseliş trendi görüntüsünün desteklendiğini söyleyebiliriz. Bu video çalışmasında aslında bir hatırlatma olması adına ve güncel grafik olması adına paylaşmak isterim. Keza haftalık bültenden sonra 21 Nisan sevgili Murat Tufan'ın yayınlamış olduğu e, Paratoner programındaki e, bölümde e, Skype bağlantısıyla zaten açıklama yapmıştım kendisine. Altın'la alakalı yükseliş eğilimlerinin devam edebilme ihtimalini. Orada 1683 1707 bölgesine dikkat çekmiş. Bu bölgenin dışındaki günlük kapanışlara odaklanılması gerektiğini izah etmiş. Nitekim o günden sonraki hareketlerde henüz 1683'ün altında ya da 1707'nin üzerinde yapmadı. Şu anda baktığımızda 1715'lerdeyiz ve günlük kapanışa çok az bir süre kaldı. Muhtemelen de 1707'nin üzerinde günlük kapanış yapacak ki bu dönüş aslında yükseliş eğiliminin devamına ilişkin düşünceyi destekliyor. Bu arada EkoTürk'ün e, YouTube kanalına da abone olun lütfen çünkü sevgili Murat özellikle paratünel programında e, kendisi de daha önce araştırma departmanında çalıştığı için sektör içerisinde olması sebebiyle Varlık fiyatlarına ilişkin beklentileri daha fazla e, soru cevap kısmında paylaşıyor ve bizler de ona e, bu konularda destek oluyoruz. O sebeple de e, özellikle Murat Tufan'ın e, yayınlamış olduğu paratoner programının e, izlenmesi daha faydalı olacaktır. En azından bakış açısının şekillenmesi açısından bu sebeple de YouTube kanalına da dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Ee, en azından takipçilerimi bu konuda yönlendirme yapmak isterim. Ki dediğim gibi hem hafta sonu video çalışmam hem de sevgili Murat'ın yayınında paylaşmış olduğum detaylandırmalar sonra baktığımızda şu an için 1707'nin üzerinde günlük kapınış yapacak mıyız? Bunu ta takip ediyor olacağız. Muhtemelen e, ta, bu seviyenin üzerinde günlük kapanış olacak ki bu da yukarı yönlü hareketlerin desteklendiği anlamına gelecek. Biz zaten 1642 hatta 1663 bölgesi üzerinde yükseliş eğilimimizin 1785'lere kadar devam edebilme ihtimalinden bahsetmiştik ki bu eğer e, günlük kapanışla teyit kazanırsa ilk etapta 1731, daha sonra 1756 ve trend üst bölgesi 1785'lere kadar bir alanın olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Tabi bunun hemen yarın ya da cuma günü olacağını düşünmeyelim. Bu konuda zaman vermek kahve falı bakmak gibi olur ama teyit kazandığı zaman yukarı yönlü reaksiyonların bu şekilde olabileceğini unutmamakta fayda var. Burada hangi rakama ulaşabileceği değil sizin sermayeniz üzerinden oluşturacağınız risk yönetimi çok daha önem arz ediyor. Yani burada bizim paylaşımımız seviyeler önemli değil. Önemli olan trendin ne olduğu, şu anda trendin desteklenip desteklenmediğidir. Bu sebepleri de bu hususa dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine vurgulamakta fayda var. Hani olur da bir geri çekilme izlenirse 1663 1642 bölgesine ulaşabilmesi için 1683'ün altında günlük kapanış oluşturmasına ihtiyaç var. Henüz böyle bir şey yok. Bu sebeple de eğer sürpriz bir gelişme olmazsa ons altının biz yeni dönemde kısa vadeli 1731 genel görüntüde 1755 ve 1785'lere doğru bir hareket alanı oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Benim kısaca ons altınla alakalı paylaşacaklarım bunlardan ibaret. Bugün zaten Dolar Türk lirası alakalı bilgilendirmeler yapmıştım. bir de şimdi kısa kısaca bir gram altına değinelim. Gram altında 365 lira seviyesine dikkat çekmiştik hatırlarsak. 365 seviyesinin altında bir reaksiyon göremedik. Bu sebeple de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar Türk lirası 7 seviyesinde e, takıldı. O sebeple de ons altın eğer yukarı yönlü reaksiyonları devam ederse etme potansiyeli var. Gram altında yükseliş eğilimini devam edebilme potansiyelini taşıyor. 365'in üzerinde kaldığı müddetçe 395 geçilmesi durumunda 407'lere kadar bir alan var. Tabi bunu eğer dolar türk yukarı yönlü hareket daha oluşabilirse gram altının bu hedeflere ulaşabilme ihtimalini kuvvetlenebilir. Ama dolar türkleri sakin kalırsa ons altındaki reaksiyona bakacağız. Ama görülen bir şey var ki 365'in bir dip noktası olarak kabul edildiğini ve yukarı yönlü reaksiyonların devamına ilişkin düşüncenin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Kısa kısa gram altında bu şekilde izah etmiş olduk. Göstergelerde money flow de aşırı bölgede relative vigor index de bize bir negatif sinyal vermiş olsa da trendin yükseliş ve fiyatında yükseliş görüntüsünü desteklemesi sebebiyle indikatörlerle arasında bir uyuşmazlık olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani indikatörleri körü körüne bağlanmamak gerekiyor. Şu an için baktığımızda yükseliş eğiliminin devam ettiğini envelope de bu kısa vadeli trendi desteklediğini söyleyebiliriz özet olarak 365'in üzerinde yükseliş eğilimini kaldığı yerden devam ediyor. Ons altın burada fitili ateşleyecek en önemli varlık olarak karşımıza çıkıyor. Ons altında özellikle yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyeli ön plandadır diyebiliriz. Genel çerçevede altın dinamiklerine alakalı size aktarabileceklerim. Bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın. Huzurlu bir akşam dilerim.